Herkese hayırlı akşamlar. 22 Nisan Pazartesi günü haftaya başladık. Öncelikle yarın 23 Nisan biliyorsunuz tüm çocuklarımızın çocuk bayramı kutlu olsun. Böylece de Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını Allah gani gani rahmet eylesin. Ne kadar önemli bir adam olduğunu her gün daha iyi anlıyoruz. Her geçen 10 yıl diyelim, yıl da değil. Geldiğimiz noktada şimdi en çok sorulan soru şu anda şu. Biliyorsunuz IMF ile bir yakın temas var. Dünya Bankası, IMF. İşte IMF ile anlaştılar, anlaşıyorlar. Türkiye'ye dolar yağacak ve dolar 30 liraya gelir mi? Soruları çok fazla konuşuluyor. Veya IMF ile bir anlaşma olursa Türkiye'ye bir dolar geldiğinde dolar kuru bu seviyelerin altına gelir mi? Altın ve gümüşte çok ciddi bir satış var. Özellikle tabii bu da gram altın ve gram gümüşe yansıyor. Altın ve gümüşü konuşacağız. Bitcoin'e bir bakacağız. Bitcoin gene önemli destek seviyesi çalışıyor. Fotoğrafa bir bakacağız. Ve Türkiye borsası haftaya nasıl başladı, ne oluyor? Biraz da ondan bahsedeceğiz. Yani keyifli bir video olacak. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Tabii ki videoya başlamadan önce de özellikle 4 gündür yokum. İzmir'deydim biliyorsunuz, İzmir semineri vardı. Özellikle ilk etapta şehir dışından gelen tüm herkesin ayağına sağlık, zamanına sağlık. İzmir benim çok sevdiğim bir yer. Her gittiğimde eğitimlere, seminerlere her zaman kapalı gişe oynadığımız bir yer. Gerçekten çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz sevgi, saygı ve güvene. Geçen de Twitter'da da söyledim. Samimiyet, dürüstlük, insanların size ailesinden gibi bakması gerçekten paha biçilmez bir şey. 7 saatlik çok keyifli bir vakit geçirdik. Hiç kimse kalkmadı. 7 saat boyunca beraberdik. Akşam da yemek yedik. Ondan sonra da döndük. O yüzden herkese tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Şimdi IMF ile bir anlaşma olur mu? Dolar gelir mi? Arkadaşlar IMF ile herhangi bir anlaşma şu anda ortamda yok. Ama gidişata baktığınız zaman Türkiye'nin başka bir çıkar yolu da yok. Çünkü ne yaparsanız yapın. Mehmet Şimşek'in bu locals dediği yerleşikler, yani biz oluyoruz. Yerleşikler mi, yerleştirilmişler mi? Bak bu da şimdi bak, bendeki uyanıklığa bak. Şimdi yerleşik mi, yerleştirilmiş mi? Şimdi 3 yıldır biliyorsunuz enflasyonu tutacağız diye doları tuttuk. Yanlış şeyi tuttuk aslında. Tabii en sonunda da gene yanlış bir şeyi tuttuk. Ve gördüğünüz gibi de şu anda her ne kadar rasyonel politikalara dönseniz de elden bir şey gelmiyor. Çünkü geldiklerinde ilk etapta bu kuru bırakmaları gerekirken bırakmadıkları için, çünkü bir KKM derdi var başımızda ve bırakamadıkları için de şu anda ülkeye dolar kuru, dolar girişi olmuyor. IMF ile anlaşsalar bile arkadaşlar, bu hani Türkiye'ye atıyorum 15 milyar dolar para verdiler, 20 milyar dolar para verdiler. Bu zaten Merkez Bankası'nın rezervine gidecek. Şu anda rezerv eksi. Dolayısıyla kurda öyle bir geri çekilme falan beklemeyin. Ama ve lakin. Şöyle bir şey olup siz gene veya bütün bu yerleşikler gene enflasyona karşı ezilebilir. Nasıl bir senaryoda olur bu? Evet, yurt dışı ile anlaşılır. Bir IMF programında Türkiye'ye bir para gelir. Belki kur, yani ben bu seviyelerden kurun değil ama gene bir 34-35 bandından girecek bir dolar. Ondan sonra artacak bir faiz. Bence 55 bandına, hatta belki 60 bandına. Bu neyi sağlar? Ülkeye bir miktar para girişini ve dolar kurunun işte 36-33 aralığında geçip yıl sonunu gene çok doların çıkmadığı bir senaryo. Böylece Türkiye'nin enflasyonu kontrol altına almaya çalışacağı bir senaryo olur. Ha, böyle olursa ne olur? Eğer bu kur 36-37 bandında kalırsa sene sonuna kadar, gene birçok yatırımcı, elinde dolar taşıyan yatırımcı çok ciddi anlamda gene dolar bazında enflasyona yenilmiş olur. Burada bir seçenek karşımıza çıkacak. Yani 2 sene öncekinden farklı olarak faiz seçeneği. İşte burada şunu düşünülebilir böyle bir ortamda, yani bunu düşünmek lazım. Hani bazı seviyelerde dolar portföyünün bir miktarını acaba TL faize mi geçmek lazım? Bakın bundan 1,5-2 ay önce dolarların yarısını en azından gram altına çevirin ki ons altındaki hareketten yararlanın demiştik. Şu anda da şunu diyoruz, hani olası bir
dolar kurunda 35-36 bandı hareketinde ve faizlerin 55-60 aralığına çıktığı bir senaryoda belki elinizdeki doların bir yarısı TL'ye çevrilip TL faizinden yararlanılabilir. Böyle bir dengeli bir portföy yapılabilir. Bu ne için söylüyorum? Hiçbir şey bilmeyen, sadece dolar, altın ve TL arasında geçiş yapmak zorunda kalan yatırımcı için. Hani diğerleri zaten kriptosu, borsası işin içinde devam ediyor. Öbür taraftan altın ve gümüşte sert bir satış var 2 günden beri. Daha doğrusu yaklaşık 4-5 günden beri yataya bağlamış olan altın ve gümüş bugün de ciddi anlamda yatay seviyelerin kırılarak bir satış baskısı görüyoruz. Burada biliyorsunuz son 2 aydan beri, son 1 aydan beri gerçekten çok iyi bir rally vardı altın ve gümüşte. Ve çok soluksuz bir şekilde yukarı gittiler. Burada jeopolitik risk de hani sonuçta tetikledi İsrail-İran gerginliği. Ama bu önceden zaten bilinen ve satın alınmış bir şeydi. Dolayısıyla şimdi buradaki düzeltmeye bakacağız. Nereye kadar sürebilir? Yeni alım yapılabilir mi? Oradan bir Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin devamlı kritik eşik bölgesinden dönüyor. O bölgeye bakacağız. Sonra da bir borsaya bakıp arkadaşlar hepsini toplayacağız. Hala daha videoyu beğenmediyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın ki daha çok arkadaşımız faydalanabilsin. Şimdi altın ve gümüş. İki tane enstrüman da gördüğünüz gibi son bir ayda inanılmaz bir hareket yaptı. Yani altın 1980'lerden başladı. 2200, 2200'de 2144 arası bir filama süreci. 2200'ün kırılmasıyla beraber 2400'ler ve bakın paraboliklerin sat çıkarmasıyla beraber bir düzeltme, bir yorgunluk evresi ve ortalamalara kadar gelen kar satışı. Aynı şey gümüş için de geçerli. Hatta gümüş 20 günlük ortalamasının altında bir kapanış alıyor bugün. Dolayısıyla iki üründe de bir düzeltme süreci başlamış gibi gözüküyor. Ve bu düzeltme süreçleri işte gümüş için 25-80'lere kadar hatta 25 dolarlara kadar belki devam edebilecek bir satış baskısı. Altında ise hani 2200'lere kadar başladığı yere kadar gelir mi? Açıkçası çok o kadar emin değilim ama şunu yapabiliriz. Yarım saatliklerde biraz daha kritik yerlere inebiliriz. Yani nereye inebiliriz? Şu bölge. İlk etapta altın için en önemli bölge aslında 2305 bölgesi. 2317 ve 2305 bölgesi. Buralara kadar satışlar devam edebilir ama buralardan bir tepki çok olasıdır. Şimdi öbür tarafta Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman Bitcoin devamlı 60 dolar, 60.400 dolardan devamlı reaksiyon veriyor. En son şurada iki defa 59.700'leri görüp buradan bir reaksiyon verdi ve tekrar ortalamaların üzerine atmayı başardı. En son hatırlarsanız şurada bir yorum yapmıştık. Burada sıkışan bir üçgen olduğundan ve Bitcoin'in yorulmaya başladığından hani burada biraz daha temkinli olunması gerektiğinden konuşmuştuk. Burada düzeltme 59.800'lere kadar geldi ama burada 2-3 defa her seferinde reaksiyon verdi ve tekrar ortalamanın üstüne attı. Kısa vade için şunu diyebiliriz. Şuradaki çıkış kanal trendini kırdığı bölge 68.200'ler ilk önemli direnç olacak gibi. Şuradan gelen gene bir düşüş trendi olacak. Dolayısıyla Bitcoin tarafı da en azından şu 59.800'lerin üzerinde kaldığı sürece bir düzeltme sürecini sağlam şekilde geçiriyor diyebiliriz. Borsa ise haftaya iyi başladı ama gerisini getiremedi. Tabii yarın biliyorsunuz tatil var, bir ara var. O yüzden de biraz bugün kar satışları vardı. 9850 kısa vade önemli bir ilk direnç. Hani burada bir çift tepe olma olasılığı önümüzdeki dönem oluşabilir mi? Bunu iyi izlemek lazım. Orta vade 9400'ün altına gelmediği sürece şu anda bir problem yok. Dolayısıyla hani yarın tatil olduğu için bugün bir kar satışı gelmesi çok normal. Ama özellikle çarşamba gününden itibaren şu 9850'yi çok önemli takip edeceğiz. Aşağıda 9400. Tabii borsada şöyle bir sıkıntı var. Özellikle borsadaki hisselere baktığınız zaman borsadaki çıkışa ne yazık ki biraz bir ayrışma görüyoruz. Nedir bu ayrışma? Borsanın sadece bankalar ve holdinglerle ama özellikle bankalarla çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da çok sağlıklı değil. Yani tek bir sektörle çıkış sağlıklı bir çıkış değil. Bu çıkışın
genele yayılması gerekiyor. Son 2 yıldır belki de en büyük fark açıldı. Yani bankacılık, sanayi veya diğer hisse senetleriyle. Dolayısıyla buradaki anomalinin bir yerde düzelmesi lazım. Ya bankalar artık düzeltip bir kar satışı yerken yan tahtalara ve sanayi tarafına paranın girmesi lazım. Ama sıkıntı şu olur. Eğer bankalara satış geliyorken diğer tahtalar da tutunamaz, yıkılırsa işte o zaman borsa için biraz sıkıntılı bir dönem olur. Dolayısıyla şuna bakacağız. 9400 üzerinde kaldığımız sürece çok büyük bir sıkıntı yok. Bunları kar satış olarak görebiliriz. Bankalar bence kısa vade belli bir doygunluğa ulaştı. Bence yeni pozisyon açmak için artık bankalarda sakince beklemek lazım. Ama diğer geride kalmış hisse senetlerinde birazcık daha hareketlilik görebiliriz. Dediğim gibi dolar, altın, gümüş, bitcoin, borsa. 4 gündür video yapmıyorum ya. Biraz da böyle İzmir'deki insanlardan güzel bir enerji, güzel bir keyif aldık. O yüzden böyle bugün 4 tane ürüne de baktık. Ankara, biliyorsunuz Ankara semineri vardı 18 Mayıs'ta, onu iptal etmiştik. Ama Ankara'ya şöyle bir şey yapacağız. Haziran ayı içerisinde Allah kısmet ederse güzel bir buluşma ayarlayacağız Ankara'da, keyifli bir. Şimdiden onun çalışmasına başlayacağım. Seminer değil, bir buluşma olacak, sohbet olacak. Çünkü seminerler hakikaten bir eğitim tadında geçiyor. Gerçekten benim için de yorucu oluyor. Biraz daha insanlarla sohbet edip iç içe olduğumuz, belki Ankara'da güzel böyle bir ya bir kahvaltı ya bir güzel bir piknik gibi bir şey planlayacağız. Bilgisi verilecek. Yani Ankara'yı da boş geçmeyeceğiz. Herkese kolay gelsin. Tekrardan yarın tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk'ü de minnet ve saygıyla tekrardan anmış olalım.